pandemi sebebiyle dışarıdan izleyici almadan yapmak durumundayız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum ve şimdi kürsüye Sayın Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar'ı davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, hepiniz grup toplantımıza hoş geldiniz. Evet, iki gündür canlı yayında bir çöküş hikayesini izlemekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanı iki gün önce akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından bir istifa mesajı paylaştı. Evet. Bu da bir yenilik, yeni sistemin yeni adetlerinden. Mesele bununla kalmadı. Birkaç saat bu mesajın gerçekten bakana ait olup olmadığı tartışıldı. Ve bu konuda bir belirsizlik, bir kargaşa ortaya çıktı. İşin ilginç yanı, ana akım dedikleri iktidar medyası bu meseleyi hiç görmedi. Saatlerce altyazı bile geçmedi. Muhtemelen bir işaret beklediler, bir talimat beklediler. Bu talimat gelmedi. Birkaç tane televizyon kanalı haberi verdi elbette. Ama onlar yandaş kanallar değil. Bütün baskılara rağmen özgür yayıncılık yapmak için ellerinden gelen çabayı harcayan medya kuruluşlarıydı. Tabii ki onlara da buradan teşekkürlerimizi iletebiliriz, iletmeliyiz. RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın bir paylaşımı vardı sosyal medyada. RTÜK izleme merkezinde 1780 radyo ve televizyonu takip ediyorum diyor. 5 televizyon kanalı dışında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifa ettiği haberini veren kanal yok. Bu gazeteciliğin bittiğinin resmidir. Yazık diyor. Aslında izlediğimiz şey sadece gazeteciliğin bittiğinin resmi değil, sistemin bir bütün olarak çöktüğünün resmidir. Bu sistem çökmektedir arkadaşlar. Bu sistemin neden çöktüğünü çok kısa bazı hatırlatmalarla şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir defa ortada bir ekonomik kriz olduğunu hepimiz biliyoruz ve kimse de bunu saklayabilecek durumda değil. Bu ekonomik krizin sadece bir bakan meselesi, bir şahıs meselesi olmadığını da gayet iyi biliyoruz. Bakanın istifasının sadece bir kırgınlık, kızgınlık sorunu olmadığını da biliyoruz. Ortada çok daha derin bir sorun var. Ortada sistemin iflası, rejimin çöküşü gerçeği var. Neden sistemin çöküşü diyoruz buna? Şimdi geçmişe bir göz atalım ve hafızayı biraz tazeleyelim. Bu iktidar toplumu hafızasızlaştırarak devamını sağlayabileceğini sanıyor ama hiçbir toplumun hafızasını istediğiniz kadar uğraşın bütünüyle yok edemezsiniz. Daha önce de bir konuşmamda söylemiştim. Latin Amerika ülkelerinden çok değerli bir yazarın sözüydü. Alacakaranlıkta ya da kopkoyu karanlıkta hiç fark etmez hangi karanlık olursa olsun. Tek bir kişi hakikati haykırmaya devam ederse mutlaka gerçekler ortaya çıkar. İşte HDP bunu yapıyor, yapacak. Her şart altında hakikati haykıracağız ve toplumun hafızasını köreltmeye çalışanlara inat, hem hafızayı canlı tutacağız, hem bu hafıza üzerine güçlü bir mücadele kuracağız. Şimdi sistem dediğimiz elbette ilk başta bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri
gerçekten ucube düzendir. Bu düzeni kabul ettirmek için referandum kampanyasında dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı konuşmalarından paragraflar, pasajlar, cümleler aktaracağım. Neler demişler? Şimdi bu anayasa değişikliği 20 Ocak 2017'de AKP ve MHP ortaklığıyla 339 oy toplayan bir değişiklikti ve meclisten böyle geçmiş, referanduma sunulmuştu. Bu referandum 16 Nisan 2017 tarihinde yapıldı. Çok büyük şaibeler altında gerçekleşti. Baskı ortamında yürütüldü kampanyalar. Tek taraflı bir boks maçı şeklinde cereyan etti. Bütün süreç ve ancak %51.41'lik bir oy oranıyla kabul edildi. 20 Ocak 2017'de anayasa değişikliği meclisten geçtikten sonra Cumhurbaşkanı evet kampanyasına başlıyor. 3 Şubat 2017'de Mersin'de ilk mitingini yapıyor. Orada söylediği sözler çok dikkat çekici. Hemen kısaca iki cümlesini aktarıyorum. Şimdi hedef Türkiye'yi inşallah dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmak ve en müreffeh ülkeler arasına sokmak hedefimize 2023 yılına kadar ulaşmakta kararlıyız diyor. 17 Şubat 2017 tarihinde Maraş'ta şöyle diyor. Bu sistemin en net özelliği ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi için lazım olan güven ve istikrar ortamını eskisine göre daha güçlü şekilde tesis edecek olmasıdır. Ve devam ediyor. Yargının son yıllarda epeyce yıpranan bir prestiji var. Bunu da bu dönemde inşallah düzelteceğiz. Bu prestij yükselişe geçecek diyor. 24 Şubat 2017 tarihinde Manisa'da konuşuyor. Şöyle diyor. Birileri diyor ki Türkiye'nin bu kadar sorunu var. Bunları çözmek yerine niye sistemi değiştiriyorsunuz? İşte bu sebeple değiştiriyoruz. Türkiye'nin sorunlarının çözümü şahısların inisiyatifine kalmasın diye yönetim sistemini değiştiriyoruz diyor. Şahıslara bağlı olmaktan kurtulunca Türkiye şahlanacak diyor. İstikrarın ve güvenin teminatı şu veya bu şahıs değil, bizzat sistemin kendisi olsun diye anayasa değişikliğini istiyoruz diyor. Sonra ekliyor, inşallah 16 Nisan'da Türkiye yepyeni, daha istikrarlı, daha güvenli, daha hızlı karar alma ve uygulama imkanı veren bir sistemin sahibi olacak diyor. Şimdi bunların hangisine, hangi verilerle cevap vereceğimizi şaşırıyoruz. Eğer bunların hepsine ayrıntılı cevap vermeye kalkarsak bu grup konuşmasını muhtemelen 2-3 saat sürdürmemiz gerekecek. Ben sadece birkaç veriyle neden sistemin çöküşüyle karşı karşıya olduğumuzu göstermeye gayret edeceğim. Son bir alıntı da yapayım ya da son bir iki alıntı. Yeni sistem işsizliği mi azaltacak diyenlere cevaben evet. Yeni sistem sağlayacağı istikrarla ekonominin güçlenmesini sağlayacak adımların atılmasını kolaylaştıracak diyeceğiz. Yeni sistem eğitim sistemini, sağlık sistemini daha güçlü hale mi getirecek diyenlere cevaben evet. Yeni sistem eğitimde, sağlıkta kalitenin artmasını sağlayacak. Yeni sistem demokrasiyi daha güçlü hale mi getirecek diyenlere cevaben evet. Yeni sistem doğrudan milletin iktidarını temin ederek demokrasiyi güçlendirecek diyeceğiz. Öncelikle tabii şahsa bağlı bir sistem kurmayacaklarını, daha doğrusu yeni sistemin şahsa bağlı olmayacağını söylüyor. Ama görüyorsunuz tek bir işareti olmadan kimse hareket etmiyor artık. Medya oradan işaret bekliyor. Kamu kurumları
işaret bekliyor, meclis işaret bekliyor, kurumların hepsi neredeyse tek adama bağlanmış durumda. Söylediklerinin tam tersi yaşanıyor. O nedenle bu sistem çökmektedir diyoruz. Çöküyor, çökmektedir. Peki başka ne diyor? Yargının prestiji artacak diyor. Şimdi başka zamanda olsak, sorunlar bu kadar ağır olmazsa buna espri deyip gülüp geçebiliriz ama gülebileceğimiz bir durum yok. Yargının ne durumda, ne halde olduğunu her gün yeniden ve yeniden canlı olarak yaşıyoruz. Bu ülkeye keyfi tutuklamaları, adaletsiz yargılamaları, cezasızlık politikaları damgasını vurmuştur artık. Bırakın yargının prestijinin artmasını, ortada yargı diye bir, çağdaş anlamda yargı diye bir organ kalmamıştır. Bu nedenle sizin söylediklerinizin hepsi yalan olduğu için, bunların hepsinin tersi yaşandığı için sistem çöküyor diyoruz. Bu sistemin çöktüğünü başka verilerle anlatmaya devam edelim. Ve bu çöküşe karşı HDP olarak bizler ne öneriyoruz onları da söyleyelim. Diyor ki Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olan Türkiye için evet mi diyeceksiniz? Kişi başına milli geliri 25 bin dolar olan Türkiye için evet mi? Şimdi rakamlara geçelim. Buradan başlayalım aslında. O tarihlerde kişi başına düşen milli gelir, yani 22 Mart 2017'de bu sözleri sarf ettiğinde Cumhurbaşkanı, kişi başına düşen milli gelir 10.600 dolardı. Bugün 3 yıl sonra 3.400 dolar daha aşağıdadır. Yani 7.200 dolara düşmüştür kişi başına milli gelir. Demek ki sizin o vaat ettiğiniz işleyiş gerçekleşmemiştir. Söylediklerinizin tersi olmuştur. Bu sistem bu ülkeye yoksulluk getirmiştir. O nedenle de sistem çöküyor diyoruz. Çöken sadece Maliye Bakanlığı'nın koltuğu değildir. Çöken sistemin kendisidir. Daha fazla alıntıya gerek yok. Bu çöküşün başladığı tarih Haziran 2015'tir. O tarihte yapılan seçimlerin sonuçlarını geçersiz kılmak için olmadık manevralar yaptılar. Olmadık oyunlara giriştiler. Ülke kan gölüne döndü. Her tarafta bombalar patladı. Bir kaos ve korku ortamı yaratıldı. İşte o şartlarda seçimler yenilendi. 7 Haziran 2015 seçimlerinin sonuçları ve orada çıkan halk iradesi gasp edildi. Çöküşün başlangıcı 1 Kasım seçimleriyle zaten gerçekleşmiş oldu. Orada kurulan ittifak daha sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adını verdikleri bu pespaye düzeni getirdiler. Vaatlerin her birinin tersinin gerçekleşeceği bir 3 yılı bu ülkeye, bu ülkenin halklarına yaşattılar. Bakın, 1 Haziran 2015 tarihinde işsizlik oranı %10.3. Berat Albayrak'ın göreve başladığı Temmuz 2018. Yani 23 Haziran seçimlerinden, 2018 seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı sistemi, hükümet sistemi fiilen hayata geçirilmeye başlandığında işsizlik oranı %11 olarak ilan ediliyor. Bugün işsizlik oranı yeni açıklanan verilere göre %13'ün üstünde. Tabii bu verilere ne kadar güvenebileceğimizi de ayrıca
burada ekleyelim. Buna rağmen, bütün oyunlara rağmen, TÜİK'in bütün manipülasyonlarına rağmen işsizlik oranı artıyor. İşsiz sayısı 1 Haziran 2015'te 3 milyon 57 bin kişi, Temmuz 2018'de 3 milyon 537 bin kişi, bugün 9 milyon civarında. Hatta 9 milyonun üzerinde. Ne demişti Cumhurbaşkanı? Bu sistemle işsizliği bitireceğiz. Tam tersi oldu. Yani sistem sizin kendi beyanlarınızı hakikatle, rakamlarla, verilerle karşılaştırdığımızda apaçık çöküyor. Bu çöküşü saklamanızı hiçbir yöntem sağlayamayacaktır. 1 Haziran 2015 tarihinde enflasyon %8.8. Temmuz 2018'de %20.3. Bugün gerçek oranı bilmiyoruz. Pazara gittiğinizde halka sorarsanız enflasyon %30'un üzerinde. Her birimiz günlük hayatımızda yaşadığımız tecrübeyi esas alırsak %30'dan fazla. Demek ki enflasyon da düşmüyor, tam tersine artıyor. Ama ne demişlerdi? Enflasyon düşecek. Şimdi döviz kuruna bakalım. 1 Haziran 2015'te 2.68 TL'ymiş 1 dolar. Temmuz 2018'de 4.71 dolar. Bugün 4.71 TL. Bugün 8 TL'nin üzerinde. Ve oynamaya devam ediyor. Bir bakıyorsunuz, bir günde %5-6 bir düşüş yaşanıyor dolarda TL karşısında. Ertesi gün %3 birden çıkış yaşanıyor. Bu arada kimlerin hangi milyar dolarları nasıl götürdüğünü de elbette soracağız. Bunun da peşini bırakmayacağız. Sistem çökerken birileri ceplerini doldurmaya devam ediyor. Bu sistemin özü esasen budur. Bir avuç sermayeye ve en çok da yandaşlara durmadan ve durmadan kaynak aktarmak. Bir gecelik operasyonlarla giden kaynakların hepsi halkımızın sofrasından çalınan ekmektir, aştır, gelecektir çalınan, gençlerin geleceğidir. Bunların peşini asla bırakmayacağız, hesabını mutlaka soracağız. Verileri daha fazla sıralamaya gerek yok değerli arkadaşlarım. Tablo gayet net bir şekilde ortada. Bu sistem çöküyor. Bu sistem çöktüğüne göre sorumluluğu sadece bir kişiye yükleyerek kurtulmaları mümkün değil. Asıl sorumlu bu sistemin en tepesindekidir. Asıl sorumluluk bizatihi sistemin kendisindedir. İşte biz de bu nedenle diyoruz zaten. Sadece Ekonomi Bakanlığı'nın, Hazine ve Ekonomi Bakanlığı'nın istifası yetmez. Cumhurbaşkanı kabinesiyle birlikte istifa etmelidir. Evet, sorumluluğu üstlenme cesaretini ve basiretini göstermesini bekliyoruz. Şimdi önümüzde artık yeni bir dönem var. Bu dönemin de en önemli hedeflerinden biri erken seçim olacaktır. Bu sistem çöktü. Hem bu iktidarı, hem bu sistemi değiştirmek için, hem de bu düzeni değiştirmek için ilk fırsatta, en kısa zamanda seçime gidilmelidir. Seçime gitmenin de şu şartlarda en ahlaki yolu Cumhurbaşkanı'nın istifa etmesidir. Kabinesiyle birlikte. Cumhurbaşkanı istifa edince meclisi de fesheder,
Biz de yeni seçim için yeni döneme başlarız. HDP hazırdır. HDP yeni bir seçime, erken seçime herkesten çok hazırdır ve bunu her fırsatta tekrarlayacağız. Bu ülkede şimdi ihtiyaç erken seçimdir. Bu iktidarın gitmesidir. Peki bu iktidarın gitmesiyle her şey kendiliğinden olacak mı? Onu da biraz sonra. Biraz sonra anlatacağım. Yeni Demokratik Eylem programımızın ana hedeflerinden biri bu olacaktır ama demokratik mücadele programımız, eylem programımız sadece erken seçim talebi üzerine kurulmamıştır. Onu da anlatacağım. Peki bu sistemi çökerten sadece ekonomi midir? Hayır. Bu sistem hukuku askıya aldığı için çökmektedir. Biliyorsunuz askıda ekmek kampanyası başlattılar. Askıda ekmek aslında halkın ekmeğinin çalındığının itirafıydı. Şimdi askıda hukuk gerçeğiyle karşı karşıyayız. Hukuk yok, keyfilik var. Meclis askıda, meclis işlemiyor, denetimsizlik var. Demokrasi askıda, hiçbir özgürlük ve demokratik kural işlemiyor. Faşizmi kurumsallaştırma çabası var. Yurttaşlık hakları askıda. Artık insanları, bu ülkede yaşayan insanları yurttaş olarak görmüyorlar. Tebaa olarak görüyorlar. Bir bakan istifa edecek ve bu Hazine ve Ekonomi Bakanı olacak. Bu sokaktaki herkesi doğrudan ilgilendiren bir gelişme olacak. Ve fakat sokaktaki insana bilgi verilmeyecek. Yurttaşa bilgi verilmeyecek. Bu sadece ve sadece halkı tebaa olarak gören bir düzende söz konusu olabilir. Biz de diyoruz ki bu halk tebaa değildir. Eşit yurttaşlık temel hedefimizdir. İşte bütün bu sebeplerle sistem çöküyor. Ayrıca insanlık askıda, insanlık. Hiçbir insani değer tanımayan sayısız uygulamayla karşı karşıya kalıyoruz. İşkenceler, yargısız infazlar, keyfi gözaltılar, keyfi cezalandırmalar, adam kaçırmalar, bütün bunlar insanlığın da askıya alındığını gösteriyor. İşte o nedenle diyoruz ki bu sistem hukuk askıda olduğu için, kamunun denetimi askıda olduğu için, eşit yurttaşlık askıda olduğu için, insanlık askıda olduğu için işlemiyor, çöküyor ama biz bu düzenin halkın üzerine çökmesine izin vermeyeceğiz. Sistem çökerken asıl sahipleri bunun altında kalacaktır. İşte o nedenle etkili bir demokratik eylem programı hazırladık ve en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Bir nokta daha var değerli kardeşlerim, arkadaşlarım. Bu iktidarın çöküşünün belki de en büyük nedeni Kürt düşmanlığı. Kürt sorununda çözümsüzlük politikası bugüne kadar bütün iktidarları çözen, çökerten en temel sebep olmuştur. Bu iktidar da çözümsüzlükten dolayı, çözümsüzlüğün ötesine geçerek inkar ve imha politikalarını sürekli güncellediğinden çökmektedir. Kürt düşmanlığını hangi örneklerle anlatalım? Gerçekten zorluk yaşıyoruz. O kadar çok örnek var ki. İçeride ve dışarıda, bölgede Kürt'ün hak talebine sadece şiddetle karşılık veren, Kürt'ün herhangi bir yerde hak kazanımını kendi bekasına tehdit olarak gören bir iktidar,
bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Geçtiğimiz günlerde bu örneklere çok acı bir olay daha eklendi. Şerali Dereli cinayet. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Beldesi Ayvan Köyü'nde 29 Ekim'de korkunç bir cinayet işleniyor. Evinin 50 metre ilerisinde bulunan ahırda at ve tayına bakmaya giden Şerali Dereli 61 yaşında atlarıyla birlikte katlediliyor. Kim katletti onu? Ailesinin çektiği görüntüler var. Oğlu Sultan Ali Dereli babasının olay günü köyün 50 metre ilerisindeki ahıra atları götürmeye gittiğini, orada askerler tarafından önce acımasızca darp edildiğini, daha sonra da atlarıyla birlikte katledildiğini söylüyor. Ayrıca Dereli'nin yeğeni olduğu anlaşılan bir yurttaş, öyle tanıtıyor kendini, olay esnasında bir video çekiyor ve şu an yerde yatan amcam oluyor diyor. Köyün 20-30 metre yukarısında amcama silah sıka sıka vurdular diyor. Şerali Dereli bu şekilde yerde kanlar içinde yatarken akrabalarının kendisine yardıma gitmesine izin verilmiyor. Ve olay yerinde yaşamını yitiriyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre cenaze 6 saat olay yerinde bekliyor. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın defin ruhsatında ölümün ateşli silahtan kaynaklandığı belirtiliyor. Olayla ilgili 5 askerin ifadesi alınıyor ama sonra bu askerler serbest bırakılıyor. Hakkari Valiliği olayla ilgili bir açıklama yapıyor. Ne zaman? 5 gün sonra. Ve açıklamada yeni bir şey yok. Bildiğimiz şablonu tekrar ediyor Hakkari Valiliği. Dur ihtiyarına uyulmaması ve gece karanlığından yararlanarak kaçmaya başlanılması üzerine ilgili mevzuat çerçevesinde güvenlik birimlerimizce müdahalede bulunmuş diyor. Mevzuata uygun bir müdahale diyor. Biz bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz? 33 kurşun olayından beri biliyoruz. Daha da eskilerden biliyoruz. Bu topraklarda Kürt'e reva görülen katliamı, işkenceyi, cinayeti hepimiz biliyoruz. O örnekleri biliyoruz. O örneklerdeki zihniyeti biliyoruz. O zihniyetin bugün nasıl yaşamaya devam ettiğini de elbette biliyoruz. Hesap sorma bizim boynumuzun borcudur. Hesap sormak için her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bunu buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Bu çürümüşlük sistemin tamamını çürütüyor. Bu pervasızlık sistemi çökertiyor. Ama tekrar edelim. Bu sistemin halkın üzerine yıkılmasını, halkın bu sistemin enkazı altında kalmasını elbette engelleyeceğiz. Buna gücümüz yeter. Buna bu ülkenin halklarının ortak mücadelesinin gücü mutlaka yetecektir. Daha yakın zamanda Osman Şiban'ı, Servet Turgut'u işkenceden geçiren, Servet Turgut'un ölümüne neden olan ve üstüne yaslarını yasaklayan bu anlayıştan mutlaka ama mutlaka bir hesap soracağız. Halkın vicdanında, mahkemeler önünde, mümkün bütün meşru mecralarda bu hesabın peşinde olacağız. Silopi'de hatırlarsınız 6 ve 7 yaşında iki kardeş Furkan ve Muhammed Yıldırım evlerine zırhlı araç girdiği için ölmüşlerdi. Ölmüşlerdi demek hafif kalır. Katledilmişlerdi. Bir soruşturma açıldı, bir dava yürüdü. Panzer ve polise ne ceza verildi biliyoruz değil mi? 19 bin lira para cezası. Geçtiğimiz gün
İstinaf bu cezayı onayladı. Yani bu güzelim çocukların can bedeli 19 bin lira. Onları katletmenin müeyyidesi 19 bin lira. Yok, yok arkadaşlar. Kürdün hayatı böyle ucuz değildir. Bunu da yine hep birlikte göstereceğiz. Asla ve asla hayatlarımızın bu şekilde harcanmasına, hayatlarımızın bu paralar karşısında karşılığında söndürülmesine izin vermeyeceğiz. Bu bizim sadece siyasi değil, insani görevimizdir. Kürde yönelik bu zulüm ne yenidir ne de burayla sınırlıdır. Kürtlerin yaşadığı bütün topraklarda devletlerin zulmü her zaman kendini göstermiştir. Birkaç başlık sadece bu zulmün boyutlarını göstermeye yeter. Irak'ta Enfal'i hatırlayalım. Suriye'de Kamışlı katliamını hatırlayalım. İran'da neredeyse her gün infaz edilen idamları hatırlayalım. Şimdi bir halk yaşadığı her toprakta o topraklardaki devletlerin bunca zulmüne uğrarken ne yapmalıdır? Evet, hakkını, hayatını, haysiyetini savunmak için birlik olmanın yollarını aramalıdır, bulmalıdır. Güneyden endişe verici, kaygı verici haberler geliyor. Orada Kürt güçleri arasında yüksek gerilim yaşandığı belirtiliyor. Buna ilişkin maalesef bazı olumsuz gelişmeler de yaşanıyor. Bir halk, bir bütün olarak böyle tehdit altındayken hiçbir Kürt gücü bu gerçekliği yok sayarak kendi halkı içinde yeni acılar yaratacak gelişmelere sebep olma hakkına sahip değildir. Sorun ne olursa olsun, Kürt güçlerine düşen tek şey var. Çözümü diyalogda aramak. Sorunun ne olduğu önemli değil, çözümün ne olduğu önemlidir. Çünkü belki de dünyada bu kadar tehdit altında olan bir başka halk yok. Bu halkın siyasi temsilcilerinin bu gerçeği görmezden gelmeye de lüksleri yok, hakları yok. Biz elbette buradan sağduyu, diyalog, müzakere çağrısını ineriyoruz. Bütün taraflara yöneliktir bu çağrımız ama sadece taraflara değil. Bütün Kürt aydınlarına, nerede yaşıyor olurlarsa olsunlar. Yazarlarına, çizerlerine, sanatçılarına, alimlerine, ruh sippilerine çağrı yapıyoruz. Kürtler arası her türlü sorunun, tek çözüm yolunun diyalog ve müzakere olduğunu sizler de haykırın. Sizler de bunu daha yüksek sesle bütün siyasi güçlere söyleyin. Hepimize düşen görev budur. HDP bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu gibi şimdi de hazırdır. Değerli kardeşlerim, sevgili arkadaşlarım, bir mücadele programı başlattık. Bunu sözcülerimiz anlattılar basın toplantılarında. Ayrıca önümüzdeki günlerde zaten sahaya çıkacağız. O nedenle ben fazla ayrıntıya girmeyeceğim ama bu yeni mücadele programı artık halkın sabrının taştığının bir ifadesi olarak hazırlandı. Sabrımız taşıyor. Baskıya karşı, zulme karşı, yoksulluğa karşı, keyfiliğe karşı,
çürümüşlüğe karşı sabrımız tükeniyor. Elbette erken seçim talebimizi sürekli dile getireceğiz ama mücadeleyi sadece seçime bağlayarak o günü bekleyecek değiliz. Çünkü zulme ve faşizme karşı mücadele her zaman söylediğim gibi her gün yeniden canlandırılması, büyütülmesi gereken bir görevdir. Eğer bugünden bu mücadeleyi ve görevi hakkıyla yerine getirmezsek yarın seçimlerde çok daha büyük zorluklarla karşılaşırız. Muhtemelen hayal kırıklıkları da yaşarız. O nedenle biz yine Türkiye'deki bütün demokrasi güçlerine adaletten, haktan, hukuktan, özgürlükten, eşitlikten yana olan bütün güçlere hep birlikte her gün yeniden mücadeleyi büyütme çağrısını yapmaya devam edeceğiz. Ama bizler de bu mücadeleyi her alanda büyüteceğiz, her alanda daha fazla genişleteceğiz. Üç tane mesajımız var, hatta dört tane. İlk mesajımız halkımızadır. Bu mücadele programıyla halkımıza mesaj veriyoruz ve diyoruz ki karamsarlığa, umutsuzluğa kapılmayın. HDP bir umut hareketidir. Mücadele varsa umut vardır. HDP hiçbir baskıya aldırmaz, mücadeleden vazgeçmez. O nedenle değerli halkımız, mücadele etmeye devam ediyoruz, umudu büyütmeye devam ediyoruz. Siz de buna inanın, umuda sarılın, bizimle birlikte her alanda bu mücadeleye katılın. Halkımıza çağrımızın esası budur değerli kardeşlerim. Ayrıca halkımız bilsin ki bu sistem ve bu iktidar öyle güçlü falan değil. Görüyorsunuz işte. Çürümüş bir sistemle karşı karşıyayız. Çürümektedir. Bizim derdimiz bu çürümüşlüğü, bu çürümeyi halkımıza bulaştırmalarını engellemektir. Bu faturayı halkımıza çıkarmalarını engellemektir. O nedenle hep birlikte mücadeleyi büyütelim diyoruz. İkinci mesajımız partili yoldaşlarımıza, il, ilçe ve bölge yöneticilerimizdir. Evet, baskılar çok fazla, zulüm artıyor. Faşizmi kurumsallaştırma yolunda her gün yeni yöntemler devreye sokuluyor. Ama bu 10 yıllardır böyle ve bizim de 10 yıllardır biriktirdiğimiz bir direniş tecrübemiz vardır. Direnişten asla vazgeçmeyin. Çünkü direnmek onurlu yaşamanın şimdi başlıca şartıdır. Direnmek onur için yaşamaktır. O nedenle değerli yoldaşlarım, her zamankinden daha fazla çalışacağız. Teşkilatlarımızı güçlendireceğiz. Halkımızla daha fazla iç içe olacağız. Her türlü baskıyı göğüslemenin yollarını mutlaka hep birlikte bulacağız. Ve inanın sonuç da alıyoruz. Çok güzel insanımız, şairimizin dediği gibi boşuna çekilmiyor bu cefalar. Göreceksiniz HDP bu direnişte, bu mücadele ruhuyla bu ülkede demokrasiyi de inşa edecektir. Özgürlüğü de inşa edecektir. Bu ülkeye barışı da, eşit bir yaşamı da getirecektir. O nedenle bu cefaları boşuna çekmediğimizi bir kez daha hatırlayalım ve ufuktaki o güzel ışığa doğru kararlı yürüyüşümüzü sürdürelim değerli kardeşlerim. Vazgeçmeyeceğiz. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Biz bu ülkenin yönetimine demokratik muhalefetle birlikte katılmaya adayız. Buna gücümüz var. Anketlerden söz etmeyeceğim. En yandaş anket bile bizi %11'lerde gösteriyor. Sürpriz olsun, bize gelen anketler çok daha yükseklerde gösteriyor bizi. Bu da onların korkusu olsun. Bu da onlara dert olsun. İlk seçimde
İlk seçimde bu iktidarı göndermekte kalmayacağız. Ayrıca umudu, demokratik ilkeleri, özgürlük ruhunu bu ülkeye yerleştirmek için de yönetime öyle ya da böyle ortak olacağız. Öyle ya da böyle ifadesinin altını da sonra dolduralım bu ülkenin meclisinde veya tepesinde. Her yerinde yönetimde yer alacak birikimimiz, inancımız, tecrübemiz, kararlılığımız var. Buna inanalım. Şimdi buradan dördüncü mesajı iktidara vereceğim ama gerek kalmadı galiba. Yeterince açık oldu mesaj. Evet, göndereceğiz sizi. Göndereceğiz ve üstelik bu mücadele programını her gün köy köy gezerek hayata geçireceğiz. Halkımızla buluşmanın yollarını mutlaka bulacağız. İstediğiniz kadar engellemeye çalışın. Mutlaka bulacağız ve halkımızla birlikte bu yürüyüşü büyüteceğiz. Bu yürüyüş büyüdükçe partimiz daha da güçlenecek. Partimizin güçlenmesi Türkiye demokrasi güçlerinin umudunu büyütür. Tekrar çağrı yapıyoruz. Herkes kendi alanında bu mücadelede üzerine düşeni mutlaka yapmalıdır. Eğer bu iktidar istifayla erken seçim kararı almakta direnirse bunu da demokratik eylem programımızda her gün yeniden gündeme getireceğiz. İstifa ve erken seçim talebini bu toplumun bir talebine dönüştüreceğiz. Öyle bir basınç yaratmalıyız ki kaçmak zorunda kalsınlar. Kaçtıklarında da bu ülkeyi bir beladan kurtarmakla kalmayacağız. Yeniyi, iyiyi, güzeli hep birlikte inşa edeceğiz değerli kardeşlerim. Ben bu inançla, bu umutla hepinizi, bizi izleyen halkımızı, bütün partili yoldaşlarımızı, bütün demokrasi güçlerini, bütün iyi insanları, bütün vicdanlı insanları gönülden selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Evet, eş genel başkanımız Sayın Mithat Sancar'a çok teşekkür ediyorum. Grup toplantımız burada.